Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün gene bir tanıtım videosu ile karşınızdayım. Tanıtımı yapacağımız ürün Best PC1502A otomatik voltaj korumalı, akım korumalı güç kaynağı. Küçük işler için, hani kumanda vesaire test etmek için ben bunu aldım. Bugün bit pazarına gitmiştim. Bit pazarında gördüm bu ürünü. Ürün sıfır. Küçük yani arkadaşlar. Bakın avuç içi büyüklüğünde. Ama ağır. Güç beslemesinde 2N3055 kullanılmış. Arkadaşlar bu 2N3055 bundan bir 30 yıl öncesinde gerçekten çok meşhur bir transistördü. Her şeyde kullanılırdı. Güç kaynaklarında vesaire. Ama artık tabi yeni MOSFET'ler çıkınca bu artık tarihe karıştı ama bu cihazda kullanılmış yani. Burada da özellikleri var. Ne diyor arkadaşlar? Elektrik şoku ile alakalı bilgiler vermiş. Açmayınız diyor. Sadece profesyonel kişiler açsın diyor. Yangına karşı riski alabilirsiniz. Ayrıca bir tane de şey var, sigortası var. Bakalım sigortasına. Evet. Kaç ampermiş sigortası? Bakalım. Nokta 3 amper 250 volt. Evet arkadaşlar 300 miliamper. 0.3 amper 300 miliampere tekabül ediyor. Ben bunu 130 liraya aldım arkadaşlar. 130 lira. 130 Türk lirası. Yani fiyatına yaptığı işe göre bayağı ucuz bir ürün. 0-15 volta kadar ayarlanabilir. Keşke acaba amperini de ayarlayabilseydik. Ama maalesef amperini ayarlayamıyoruz. Sadece voltaj ayarı için potansiyometre yapmışlar. Burada bir aç kapı anahtarı var. Probu var. Ayrıca yanda şöyle bir ürün beraberinde çıktı kutusundan. Kutusu bu arkadaşlar. 220-110 volt diye seçeneği varmış. Shenzhen Jilinyang Technology Limited şirketi tarafından üretilmiş. Bizimki 1502A, bir de 1501A diye bir seçeneği daha varmış demek ki bunun. Artık belki de onda amper kademesi yok. Ya da belki de daha düşük. Arkadaşlar internete yazdım. AliExpress'te arkadaşlar 504 lira ürün fiyatı var. Türkiye'de satıcı bulamadım. AliExpress'te 504 lira. Ayrıca biliyorsunuz AliExpress'ten artık sipariş verildiği zaman %18, %20 civarında bir KDV biniyor. Yani %20'ye tekabül ediyor. 500 liranın da %20'si 100 lira olduğuna göre o zaman 604 liraya mal olacak. Artı bir de kargosu da tutar. Yani 200 lira da kargo sayarsan ben gerçekten bunu çok uygun fiyata almışım. Arkadaşlar bu eksi artı diye böyle probları var. Yanında çıkan kablo. Şöyle bir cep telefonu testi için mi neye attık? Böyle bir şey de var ama bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Kutunun içinden bu şekilde çıktı. Arkadaşlar bu
direkt artı eksi. Yani burada hangi voltajı çıkarsa buradan da aynı voltaj çıkıyor. Bu da gene aynı şekilde gene artı eksi. Güç kaynağından direkt geçiyor. Bir de şöyle bir aparat daha var. Bunu da arkadaşlar yeşili eksi, sarısı da 5 volt. Yani buradan 12 volt voltaj çıktığı zaman buradan 5 volt sabit voltaj çıkıyor. Bunu da artık demek ki şunun içerisinde bir DC çevirici yapmışlar. 5 volta düşürücü. Onun için kullanmışlar. Yani bunu bu ürünle beraber, çünkü bakın bu da Best marka. Bu da Best marka. Yani ürünün kendi orijinal, sonradan içerisine ayrıca konulan bir kablo falan değil yani. Şimdi ürünü taktık arkadaşlar. 220 voltajı. Arkadaşlar bu cihazlarda ayarlı voltaj regülatörlerinde, güç kaynaklarında unutmayın. Hiçbir zaman kesinlikle bu problar boşta olsun bağlı değilken. Çünkü mesela bunun ucuna bir şey bağlı olduğunu düşünün. Ben kapatırken şu 15 volta kapanmış. Yani ilk açar açmaz takmış olduğunuz cihaz, edevat her neyse direkt yanabilir arkadaşlar. O yüzden şu probları her zaman için kullanmayın. Veyahut da cihaz bağlıysa bir şey, açmadan önce, şu power'a basmadan önce voltajın sıfırda olduğundan emin olun. Şimdi açtığımız zaman 0 volt. Yavaş yavaş yükseltebiliriz arkadaşlar. Şu an 12 volt. Şimdi bakalım. Ölçü aletimiz arkadaşlar. Hongchang. Arkadaşlar bu ölçü aletini ben çok uzun yıllardan beridir kullanıyorum. Muhtemelen sanırım 92 yılından beri. Evet. 92 yılından beri ben kullanıyorum. 30 yıl olmuştur yani. İlk önce bir voltajı kullanalım. Voltajı aldık. Şunu da DC seçeneğini aldık arkadaşlar. Bunda ölçü aletinde herhangi bir kademe yok. Voltajı aldığımız zaman direkt ölçüm yapabiliyoruz. Kameraman olmaması da çok zor bir şey. Aynısı şu probları kullanayım. Çünkü şu an arkadaşlar bakın artı eksi çıkış takılı. Tam önden bakıyorum ki gerçek voltajını ölçelim. Şu an 12 volt seçeneği arkadaşlar. 11.67 volt. 11.6. Bakalım. 10 volta düşürelim. 10 volttayken 9.77 volt. Beş voltta 4.88. 3 voltta 3 volt. 1 voltta 1.09. 15 voltta da 14.5 volt. Yani biraz bir milimetrik şeyi var, farkı var.
milimetrik bir fark var. Ama onu da aslına bakarsanız ayarlayabiliriz yani. Şuradan bir 10 volt yapalım. ...77 volt dediğine göre 9.7 birazcık şunun ayar var şurada ama bakayım bir. Evet. Şimdi biraz bir düşüreyim. Skaladan. Skaladan biraz voltajı, pardon, ibreyi biraz düşürdüm. Şimdi 10 volta geri alayım. Şu an tam 10 volt. 9.97 oldu arkadaşlar. Evet, skalayı çok az bir şey daha değiştirirsem. Evet arkadaşlar, skalayı şuradan ayarladım arkadaşlar, skalanın ibresini. Birazcık ibreyi geri düşürerek tam şu an 10 volt arkadaşlar, 10 volt çizgisine ve gördüğünüz gibi kalibrasyonu da yapmış olduk. Bakalım 5 volta düşünce ne olacak. Evet arkadaşlar, bak, ibrede kalibrasyon yaptığımız için voltajımız da düzeldi bakın. Önceden biraz düşük gösteriyordu, şimdi artık tam gösteriyor. Evet. Tekrar 12 volt alalım. 11, 12, 13, 14. Pardon. Şunun her biri böyle oluyor. Bunlar yarım volt oluyor. 10.5, 11, 11.5. Şurası da 12 volt. Evet, 11.98. Çok da bence kurcalamaya gerek yok. Şu an arkadaşlar 12 volttu. Evet. Bir bakalım kontrol lambamızla ölçelim. Onun öncesinde şu görmüş olduğunuz arkadaşlar 20 wattlık bir tane sinyal ampulü. 20 wattlık. Bunu bir takalım bakalım. Yakacak mı? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 wattlık ampulü yakmıyor. Yani çok zayıf. Akımı çok zayıf arkadaşlar. Fazla akım çekince dayanamıyor. Kontrol lambamız var. Kontrol lambasıyla bir deneme yapalım arkadaşlar. Evet. Ötekisi bağladık. Kablolar da karmakarışık oldu. Eksisini. Evet.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi burası arkadaşlar, şu kısım 1 amper üzerinden hesaplarsanız yani 30 miliamper akım çekiyor kontrol lambası. 30 miliamperlik, pardon, 300 miliamper. 1 amper, şurası da 500 miliamper, burası da 300 miliamper. Şu an bu 300 miliamper akım çekiyor arkadaşlar. Şimdi buna bir değişiklik yapacağız. Şunu amper kademesine alacağız arkadaşlar. Şunu. Bunu ampere alalım. Evet. 10 amper aldık. Arkadaşlar aynı zamanda cihazı tutamadığım için şimdi artıyı direkt ölçü aletine, eksinin bir ucunu, lambanın girişine, öbür çıkışını da arkadaşlar buradan ölçü aletine bağladık arkadaşlar. Bakın artı geliyor. Şuradan ölçü aletine, çıkış eksinin üzerinden arkadaşlar geliyor. Kontrol lambasının direkt ucuna. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 miliamper akım çekiyor. 30 miliamperden çok az bir şey eksik. Ve bakın 0.27. Yani 270 miliamper arkadaşlar. Hep 30 miliamper diye şaşırıyorum, kusura bakmayın. 300 miliamper diyeceğimi 30 dedim. 270 miliamper arkadaşlar. Yani 1 amperin 4'te 1'i akım çekiyor. Voltajı yükseltirsek ona göre çeken akım da fazla başlıyor. volta çıkardığımız zaman arkadaşlar tam 300 miliamper. Evet arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Güç kaynağı bu. Yani bu fiyata, bu özellikte bir güç kaynağı sahibi olduk. Şimdi fişten çekip bir incelemesini yapalım tekrar arkadaşlar. Şu zaten artı eksi çıkışları, power anahtarı, kademe, burada bir sigortası var. Bakalım. amper arkadaşlar. 0.3 amper. Sigorta koruması varmış. Arkadaşlar tırnaklarım biraz uzun, kusura bakmayın ama mecburen, yani bundan daha kısa tırnak olduğu zaman çalışmama engel oluyor. Mecburen en azından böyle 1-2 milimetre tırnağım olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, güç kaynağı çıkışında da 2N3055 transistör kullanmış arkadaşlar. Bu güç transistörü, yani bundan bir 30 yıl evvelinde gerçekten de çok meşhur bir transistördü arkadaşlar. Her şeyde kullanılırdı. Ama tabii yeni tip MOSFET'ler
piyasaya çıktıktan sonra bunların artık bir değeri kalmadı. Ama her zaman için söyleyeyim, yani bu transistörler çok güçlü, çok sağlam, kolay kolay bozulmayan transistörlerdi. Yani şimdiki MOSFET'ler en küçük bir sıkıntıda hemen yanıyor, patlıyor. Evet, arkasına da demişler işte arkadaşlar. Elektrik şokuna karşı kapağını açmayın vesaire vesaire. Yangın riski vardır diyor. Profesyonel kişilerce kapağını açın gibisinden. Evet, diyor ki kalifiye personeller haricinde diyor kimse kapağını açmasın. 1.5 amper 250 volt diye bakın arkadaşlar. Bak. 1.5 amper 250 volt sigorta var diyor. Fuse ama 0.3 amper arkadaşlar. Sigorta kullanmış. Bu da Çinlilerin yaptığı ilginçliklerden biri. Aslında isterseniz kapağını da bir söküp içine de bakabiliriz yani. Bakalım. Bir şey kaybetmeyiz. Şimdi ya tekerleme hiçbir şey yapılmıyor arkadaş ya. Ya benim aslında bir tane telefon sehpası vardı. O da dandik bir şeydi. Kırılınca da yenisini bir türlü almaya fırsatım olmadı. Arkadaşlar bu tornavidayla yani 20 yıl vardır kullanıyorum. Hala kendi orijinal pili. Yani aletlerin filan kıymetini biliyorum arkadaşlar. O yüzden bende pek kolay kolay alet bozulmaz. Evet, şu an içerisinde arkadaşlar trafo kullanılmış. Switch modlu MOSFET'li bir sistem değil, eski bir sistem. Trafo var. Ne yazıyor trafoda? 220 volt demiş. 220 volt 50 Hz. Çıkış gücü de 18 volt arkadaşlar. Yellow yellow. Yani şu sarı yellow yellow sarı kablolar 18 volt alternatif çıkış veriyor. Girişte ne demiş? Red red. Kırmızı kırmızı. Kırmızı kırmızı dediği de şunlar. Volt geliyor buradan sigortaya, sigortadan çıkış geliyor arkadaşlar buradan trafoya, trafodan da çıkış, pardon, evet trafoya, trafodan geçiyor anahtara, anahtardan da tekrar trafoya gidiyor. Yani biz bunda power switch'ini kapattığımız zaman arkadaşlar komple trafonun elektriğini kesmiş oluyoruz. Trafonun elektriğini kesiyoruz. Sigorta çıkartınca da direkt giriş 220 volt kablosunu kesmiş oluyoruz. Yani bence açıp kapama sistemi çok güvenli. Bakalım. Şurada bir entegre var. Neymiş ismi?
LM723 arkadaşlar. Regülatörde LM723 diye bir tane entegre kullanılmış. Zaten biliyorsunuz 2N3055'i biraz önce bahsetmiştim size. Bu kullanılmış. Skalaları da böyle bir şey kullanmışlar arkadaşlar. Bir tane küçük bir köprü diyot var burada. Ama genel olarak arkadaşlar bakın işçiliği gerçekten çok güzel. Yani bakın Çin malı ürünlerde pek böyle kaliteli işçilik bulamazsınız yani. Kartı falan güzel yani, yeşil emprimi. Normalde olabilir kötü. Direkt sarı pertinakslar falan var. Çok kalitesi mesela. Öyle bir şey kullanılmamış. Yani bence güzel arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Abone olursanız kanalıma memnun olurum. Kanal sizinle büyüyor. Yani böyle karşılaştığım güzel bir şeyler olduğu zaman sizinle paylaşıyorum. Hem siz de bir bilgi sahibi olmuş olursunuz bu sayede. Ben de aynı zamanda hani videoyu çekerken kendim de yani bir şeyler öğrenmiş oluyorum yani. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah size kaza bela vermez. İnşallah. Video bu kadar. Görüşmek üzere.